Değerli izleyenler, gündemdeki diğer önemli konu Sağlık Bakanı Sayın Filiz Betim ve arkadaşları bir eğlence mekanında denetim yapmışlar veya yapar gibi olmuşlar. Bunu tam anlayamadığım için aslında bu şekilde tereddütlü konuşuyorum. Ve orada hoş olmayan bir muameleyle karşılaşmışlar. Sayın Bakan bunun şikayetini yaptı. Sayın Bakan'ın özel kalem müdürü bunun şikayetini yaptı sosyal medyadan. Bu diğer medya organlarına da yansıdı dün biliyorsunuz. Bugün de gazetelerimizde ve yine sosyal medyada ve internet medyasında bu konuyla ilgili mekan sahiplerinin eleştirileri, yaklaşımları var. Bu durum da bize KKTC denen mekanizmanın nasıl bir mekanizma olduğunu gösteriyor. İşte ilk bölümde aslında bir paylaşım aracı olduğunu anlatmaya çalışmıştım. KKTC denilen mekanizmanın bu olayın da bir keyfilik aracı olduğunu, keyfimiz öyle istedi aracı olduğunu gösterdiği kanaatindeyim. Olayı detaylandıralım, ne demek istediğimiz daha rahat anlaşılabilsin diye. Evet, ben mesela bilenler bilir, yani sigarayla hiç aram yoktur, hiç kullanmadım. Denedim lise yıllarından sonra, üniversitenin ilk yıllarında başaramadım. Yani yeni insanlar o dumanı niye içine çekerler hiç anlamış değilim. Yani kusura bakmasın kullananlar da, yakın çevremde de var tabii. Hiç anlamış değilim. Ama ve tabii ki sigara içilen mekanlarda bulunmaktan da hiç hoşlanmam. İşte senelerce siyasi hayat, çalışma ortamı gibi yerler, tabii çok sigara dumanına maruz kaldık ve çok etkilendik bundan. Çok hiç hoşlanılacak bir şey değildi. Yakın geçmişte, yani belki birkaç gün önce bu tartışmalar ışığında uçaklarda sigara kullanıldığını hatırladık. Hiçbir yere kaçamazsınız da, çıkamazsınız da. Hatırlıyorsunuzdur, belki bizim yaş grubunda olanlar en azından hatırlayacaklardır. Uçaklarda sigara içilirdi. Şimdi böyle bir şeyi düşünemeyiz bile. Yani o kadar o yılları yaşayanlarla şimdi uçaklarda seyahat etme olanağı bulanlar karşılaştırma yapabilirler. O kadar farklılık var ki bunu düşünemeyiz bile. Şu anda uçakta sigara içilebileceğini düşünemeyiz. Dolayısıyla gerçekten sigara kullanılmaması yaygın bir şekilde hem insanların kendi sağlığı için hem de o sigara dumanına maruz kalanların sağlığı için çok çok önemli. Bugün Sayın Sağlık Bakanı da bunu tekrar ediyor ve diyor ki işte başta kanser olmak üzere birçok hastalığın nedeni olan sigara içme alışkanlığına karşı mücadele etmek bizim olmazsa olmazımızdır diyor. Evet, çok doğru. Şimdi buna karşı nasıl mücadele edeceğiz? Senelerce evvel, herhalde 10-12 sene olmuştur, kapalı mekanlarda sigara içilmesiyle ilgili bir yasak getirildi. Kanunla bir yasak konuldu. Kanun bu yani, uygulanması gerekiyor. Pekala, öncelikle etik olarak, şimdi kanunu bırakalım, ahlak, etik kısmına gelelim. Kimlerin uygulamasını beklersiniz bunu? Bu kanunu koyanların uygulamasını beklersiniz. Mesela siyasi kadroların uygulamasını beklersiniz. Kendi çalışma mekanlarında, mecliste, bunun gibi alanlarda, onların oldukları yerlerde vesaire sigara içilmesine müsamaha göstermemelerini beklersiniz. Böyle bir şey yok. KKTC'de özellikle siyasi kadroların bulunduğu mekanların hepsinde bol bol sigara içildiğinin herkes tanığıdır. Nerede beklersiniz?
Bu insanların yönetimi altında, doğrudan yönetimi altında bulunan devlet dairelerinde, devlet organlarında beklersiniz. Ben kendim de şahit oldum. İsterse Filiz Hanım'a isimler de verebiliriz. O devlet dairesinin veya odasının kapısını açtığınızda sigara dumanı sizi geri iter. Bunları her gün insanlar yaşamaktadırlar. Tabii başka sakıncaları da vardır bunun. Yani ben sigara içmeye çıkıyorum diye devlet dairesinin tavanına, avlusuna, balkonuna çıkıp içeri girmemek de kabul edilebilir bir şey değil. İşi de aksatmamak gerekiyor. Demek ki buna dair bir düzen peşinen devlet dairelerine getirilmek zorundaydı. Eğlence mekanıydı söz konusu alan. Ve tabii ki belki son sırada bunu da rahatlıkla sigara ile alakası olmayan, içmeyen, içilmesinden de hoşlanmayan bir insan olarak söylüyorum. Eğlence mekanları belki son sırada yer alması gerekiyor. Çünkü niye? İnsanlar eğlenceye gidiyorlar. Kendilerince içki içmek de mesela iyi bir şey değil. Ama içkili mekanlar bunlar. Çok yemek de iyi bir şey değil. Mesela akşam saatlerinde çok yemek yemenin ne kadar sakıncalı olduğunu da doktorlar, sağlık uzmanları her gün anlatmıyorlar mı? Anlatıyorlar. Ama işte aşırı yemek yenilen, aşırı içki içilen mekanlarda bol bol da sigara içildiğinin tanığıyız. Şimdi böyle bir mekandan bu işe başlanması acaba hangi denetim, hangi kamusal yaklaşımla izah edilebilir? Ben ne diyorum? Keyfilik diyorum. Nitekim bugün söz konusu mekanın sahipleri diyorlar ki denetçiler veya söz konusu kişiler, denetçi midirler değil midirler, o da belki bir tartışma konusu olabilir. Geldiler, kendileri de içki siparişi verdiler. İçki içilirken, içerlerken başkalarının sigara içme teşebbüsünü vesaire gördüler, müdahale etmeye kalktılar. Gördünüz mü? İşte KKTC budur. Aklıma geldi, yaparım. Görevliyim, yaparım. Oysa bütün bunlar bir prosedüre ve yetkiye bağlı olarak yapılabilecek şeylerdir. Bir denetçi bir mekana girdiği zaman kendini öncelikle tanıtmak, ne için geldiğini belirtmek durumunda değil mi? Polis bile niye üniforma giyer? Onun polis olduğunu bilesiniz ve ona göre ona muamele edesiniz diye üniforması vardır, tanıtımı vardır. Polislerin göğsünde bile numarası vardır, ismi vardır. Değil mi? Yani bu görev yapılırken böyle olması lazım. Bizde böyle bir şey yok. Bu standartları aramamak gerekiyor KKTC'de. Biz böyle yapıyoruz. Sonra bunun üzerinden popülizm yaparak belki işte siyasi pozisyonumuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Oysa bu konuyu ciddiyetle ele almak gerektiğine inanıyorum. Bugün tesadüfen rastladığım bir haberi de sizinle paylaşmak isterim. Örsen biraz önce gösterdiğin haberler vardı. Türkiye medyasından alınma. Türkiye'de de sigara biliyorsunuz yasak. Ama maalesef orada da bu çalışmıyor. Çalıştırılamıyor ve sigara kullanımı tam tersine giderek artıyor. Kampanyalar tutmuyor. Sigara kullanım oranı Türkiye'de bu sigara yasağı başladığında %27.1'miş ve %31.6'ya çıkmış. Orada da eleştiriler var. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye temsilcisi Doktor Ursu açıklıyor ve diyor ki yasağı koyan milletvekilleri bile uymuyor bu yasağa. Belki de en önemli sorunlardan birisi işte budur. Aslında bu Türkiye medyasına bugün yansımış bir haberdi. Sanki de bizim için yansıtılmış gibi bir durum da ortaya çıkmış oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. KKTC'de devlet mekanizması bu şekilde yönetiliyor, bu şekilde çalıştırılmaya çalışılıyor. Bunun diğer bir örneği benim için, yani ben deyince tabii kişisellik giriyor işin içerisine, önemli ama belki sizin için de bir önemi var diye düşündüm.
Biliyorsunuz Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli adamızdaydı ve önemli bir yatırıma imza atıldı, başlangıcı yapıldı. Türkiye'den gelen suyu tarım alanlarına, Güzelyurt'a ve Mesarya'ya taşıyabilmek için bir tünel geçişi yapmak gerekiyor. Bu tünelin inşasına başlandı. Bunun 180 milyon TL'lik bir yatırım olacağı ve KKTC ekonomisine de yılda 100 milyon TL gibi bir katkı sağlayacağı açıklandı. Benim anlamadığım şudur. Bu nasıl bir katkı olacak? Yani biz bugün yeterince suyumuz olmadığı için mi örneğin tarım alanından yeterli katkıyı sağlayamıyoruz? Her gün gazetelerimizde örnek vermek gerekirse örneğin Güzelyurt Ovası'nda bolca yetiştirdiğimiz narenciyenin sorunlarını tartışıyoruz. Örneğin işte kuraklığı tartışıyoruz hububat üretiminde, arpa buğday üretiminde ve kuraklık tazminatını devletin ödeyememesini tartışırız. Ha belki su gelince yarı kurak bir iklimde kuru ziraat yapmaktan vazgeçeceğiz, sulu ziraata yöneleceğiz diye düşünebiliriz ama aslında biz bol yağışlı yıllarda bile, inşallah bu yıl yağışlar böyle gider, bol yağışlı yıllarda bile devletin ürün bedellerini ödeme konusunda yaşadığı sıkıntıları tartışırız, konuşuruz. Yani bizim öyle bir tarımsal üretim sistemimiz var ki, üretin vay, üretemezsin vay. Pekala bu sistem içerisinde bu suyun tarımsal alanlara taşınması bizim işimizi kolaylaştıracak mı, zorlaştıracak mı? Veyahut da tarım sorunlarını çözecek mi, ağırlaştıracak mı? Sorularını kendi kendimize sormadan bunun gerçekten tarihi bir olay olduğunu biraz önce ekrana yansıdı, görmüşsünüzdür. Dün bu ifade çok sık kullanıldı. Tarihi bir olay olduğunu nereden çıkardık? Yani bu suyu tarım alanlarına taşıdığımız zaman ne olacak da tarihi olacak bu? Kaderimiz mi değişecek? Bizim tarım alanındaki kaderimizin esasen sistemin değişmesine bağlı olduğunu sık sık konuşuyoruz, tartışıyoruz, yazıyoruz biz kendi ölçülerimize göre. Piyasaya göre üretim yapmaya başladığımız zaman tarımsal üretimin kaderi değişecektir ve bu su da o zaman gerçekten çok kıymetli olacaktır. Diğer bir husus su konusunda bizim Türkiye ile yanılmıyorsam 2011'de çerçeve anlaşmasını imzaladığımız, 2016'da da uygulama anlaşmasını imzaladığımız anlaşmalarımız vardır su konusunda. Bunlar uluslararası anlaşma niteliğindedir ve kanunların bile yasalar hiyerarşisinde uluslararası anlaşmalar kanunların bile üstündedir. Bu Türkiye'den gelen suyun nasıl kullanılacağı, hangi sistemle kullanılacağı bu anlaşmalarda belirtilmiştir ve bu anlaşmalar şu anda raftadır, uygulanmamaktadır. Niye? Burada Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine de sormak gerekiyor. Yani imzaladığınız anlaşmalar uygulanmazken siz niye bu tünelin inşası için 180 milyon TL kaynak ayırıyorsunuz, temel atma törenleri yapmaya çalışıyorsunuz? Yani bir oyun veya işte görünüşte devam eden işler varsa niye bunların aleti durumuna düşüyorsunuz diye Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine sormak gerekiyor. Sayın Tarım Bakanı'na, Sayın Erkut Çahali'ye sormak gerekiyor. Bu su anlaşmaları ne oldu? Uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Geçen haftalarda yaşadığımız sel felaketleri nedeniyle bu anlaşmaları hatırlatmıştık. Türkiye'den gelen su kullanım suyu olarak kullanılırken aynı zamanda yağmur suları için drenaj sistemlerinin yapılacağını, bu suların kontrol altına alınarak yeraltı su kaynaklarının
geliştirilmesinde kullanılacağını, atık suların değerlendirileceği, birlikte değerlendirileceği, yani kullanım suyu, yağmur sularının drenajı, atık suların değerlendirilmesinin bir ihale yapılacağı bu anlaşmada yazıyor. Bunlar yapılmıyor. Böyle bir hazırlık olmadığını söylüyor bazı ilgililer. Var mı yok mu? Yani bu konuda imzalanmış anlaşmalar varken bu halk neyi konuşacak? Neyin üzerinden siyasilerle ilgili yargılarına varacak? Yani burada da bir keyfilik yok mu? İstediğimi yaparım, istediğimi yapmam. İşte KKTC devleti bir de böyle bir devlettir. Yani nasıl ki ilk bölümde bir paylaşım kavgasını anlatmaya çalışmıştım. Burada ikinci bölümde de ister su sorununda olsun, sigara kullanımının denetlenmesi konusunda olsun, isteyen denetler, isteyen denetlemez, isteyen bir anlaşmayı uygular, isteyen uygulamaz. Bu da bizim keyfilikle yönetilen bir devlet olduğumuzu gösteriyor. Benim yorumlarım bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Pazartesi görüşmek üzere.